Efendim yüzüklerin bu adamla ne işi var? Aziz, ben sana diyemedim. Hani sana gelen doktoru götürdüler ya. Sana bakmasına izin vermediler. Sana çare biri vardı, onu da kovmadılar yanına. Ne çaresi? Bana geldi yardım istemek için. Size doktor göndermem için. Ben zaten evrakla hazır olunca doktor size gönderecektim. Fakat madem biraz fevri davrandı, onu nezarethanede misafir etmek zorunda kaldık. Sabah uyanınca yüzükle nezarethanede buldum. Herhalde onudur diye düşündüm. Yüzükle vermek için kendisini doğum günüme davet ettim. Ben seni gebertirim. Eğer beni gebertiysen arkamdakilerle seni gebertirim. Aziz. Aziz yapma. Zaten beni daha önce de öldürmek istedin ama öldüremedin. Demek ki öldüremiyorsun. Defol! Sizi burada tutuklatabilirdim fakat hem doğum günüm şerefine hem de son olağandan sonra biraz sinirleriniz bozulmuş olabilir diye düşünüyorum. O yüzden sizi affettim. Ne kadar sabırlı olduğumu görüyorsunuzdur. Yoksa size burada nefes aldırmazdım. Tekrar görüşürüz. Madam. Nefret ediyorsun ona. Bu kadar mı istemiyorsun Eyüba? Efnan söylemese bebekten haberim bile olmayacaktı. Eyüba. Gerçekten içtin mi onu ya? Yalan söylüyorsun değil mi? Beni korkutmak için söylüyorsun. Bir şey söyledin ama cevap ver. Bir an bile düşünmeden içtim. Sen nasıl yaparsın bunu? Benim canımdan olan bir şeyi bana söylemeden nasıl yok edersin sen? Sana gitmiyorsun bebeğin babası olmayı. Doğurmayacağım senin çocuğun. Seni şuracıkta gebertirim gerçekten. Seni şuracıkta gebertirim. Senin yarattığın cehennemde yaşayacağımı ölürüm daha iyi. Seni gebertirim Nuruva. Sen o çocuğu nasıl ölürsen. Adem. Sen bu kötülüğü nasıl yaparsın bana? Bırak. Adem bırak. Adem. Nasıl yaparsın bana bunu sen? Bırak. Bırak. Adem. 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 Tövbe de bırak. Adem Bey değil mi o? Koş koş koş. Adem Bey. Adem Bey bırak. Bırak. Adem Bey. Adem Bey. Bırak. Neyim? Neyim var? Karıma benim bırak. Beyim öldüreceksin mi? Beyim öldüreceksin seni. Beyim. Beyim öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni bırak. Adem Bey. Beyim bırak. Adem Bey. Tamam bırak. Aziz bir bekle bir dur gözünü seveyim. Aziz. Aziz. Bağır bana çağır. Azarla. Ama susma bir şey söyle gözünü seveyim.
Efnan sen bana yalan söyledin. Ben sana yüzükler nerede dedim. Sen bana atölyede unuttum dedin. Hatice ananın evinde unuttum dedin. Bir şey yapmandan, başını belaya sokmandan korktum Aziz. Sen o adamın ayağına nasıl gidersin Efnan? Mecbur kaldım. Boyun eğdin ona. Benim karım düşmanın ayağına gitti, ondan yardım istedi. Başını eğdi. Bana bak lütfen. Ne olursa olsun gitmemeliydin oraya. Ya ne yapsaydım? Sen yaşa diye gittim ben. Sen ölme diye yaptım ne yaptıysam. Hekim gelmezse yaşamaz dediler. Bıraksaydın ölseydim o vakit. Düşmanıma can borcum olacağını ölseydim daha iyi. Sen kimseye can borcun yok. Beni asacakları vakit durabildin mi sen? Canını ortaya koymadın mı? O başkaydı. Değildi. Sen ne yaşadıysan aynısını yaşadım ben de. Seni kaybedeceğim diye şuram alev oldu, yandı benim. Şifan değil düşmanın da dünyanın öbür ucunda deseler, gider dermanını bulur getirirdim sana. Yine olsa yine giderdim. Ver derdim sevdiğimin çaresini. Gece nezarette mi kaldı? Çok korktun mu? Üşüdün mü? İyi ki gitmedin Efe. Gitseydin bizden geriye bir şey kalmazdı. Güzel.